bak. Yerlerinizi. Belediye Başkanlığı. Türkiye Mağrip Gaziler Derneği. Bütün Türk büyüklerinin, aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttakîn. Ve la udvene illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala saygı sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Bizim için bugün çok şerefli bir gündür. Teşekkür ederiz. Nerede gazi oldunuz peki? Bir kısaca anlatır mısın? Kıbrıs'ta. Evet. İkinci Barış Hareketi'nde Kıbrıs'ta Lefkuşa'da. Kıbrıs Türgalay'ın. Bugün biliyorsunuz 95. yıl dönümünü kutluyoruz gazilerin. Gazilerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vermiş olunan bir karar ile kanunlaştı ve o günden bu kadarına kadar kutlarız. Ben kendim Kıbrıs gazisiyim. İlk çıkartmada gittim. Denizden çıktık biz. İşte gazi olduk. Birçok arkadaşlarımız da orada şehit kaldı. Biz de gazi olduk. Öyle nasipmiş, öyle oldu. Düşüncelerimiz, günümüz hayırlı uğurlu olsun. Vatan için, millet için. Bütün arkadaşlarımızın Gaziler Günü'nü kutlarız. Bugün bizim için gerçekten önemli bir gün.
Bizi gazi arkadaşlarımızı böyle işte kaymakamımız ve sayın belediye başkanımız bizleri ziyaret etti. Bizi sevenlerimizi ziyaret etti. Biz de bunlardan çok memnun olduk. Bizim için ve bütün gazi arkadaşımız için bugün çok önemli bir gün. Bugünümüzün yani devamında inşallah hepimiz için iyi olur. İyi temenni ederiz. 28 Temmuz'da Hakkari'de Dağlıca'da Atatürk'ün görevini yaparken Esenyamaç bölgesinde PKK'lara girmiş olduğumuz çatışma sonucunda 14 arkadaşımızı şehit verdik. 49 tane yaralımız vardı, gazi arkadaşımız vardı. Onlardan bir tanesi bizdik. İşte bu şekilde 94 yılından beri de gaziyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve Atatürk'ümüzün Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir kararla 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'ümüze gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verildiği bir gündür. Ve bugün aynı zamanda 19 Eylül'de her yıl 19 Eylül'de Gaziler Günümüz olarak Türkiye Cumhuriyeti yasasında meclisten geçip kutlama günü olarak ilan edilmiştir. Gazilerimiz, bizler muharip gaziyiz. Muharip gazi nedir? Atatürk'ümüzde, Çanakkale'de, Birinci Dünya Savaşı'nda, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde savaşmış, vatan bayrak millet için gerektiğinde canını feda etmiş, gerektiğinde vücudundan herhangi bir uzvunu feda etmiş gazilerimiz ve bizler normal hayatımızı sürdürmekteyiz. Bazı arkadaşlarımızın da el birliğiyle Soma'mızda ihtiyaç olan derneğimiz yoktu. Bu ihtiyacımızı yerine getirmek için arkadaşlara el ele verip Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri Mağlup Gazilerimizin derneğini kurduk. Ve bu çatı altında tüm gazilerimizi ve şehit ailelerimizi bu çatı altına toplayıp onların sorunlarıyla, dertleriyle hem aynı birbirimize kaynaşmak hem birbirlerimizi tanımak. Çünkü kimimiz savaşta arkadaştık, kimimiz terörle mücadelede arkadaştık. Kimimiz evladını şehit verdi. Bu acıları, bu şeyleri paylaşma adına bu çatı altına toplanmak için bu derneğimizi kurduk ve Soma'mızı ilçelere verilmeyen şubeli büyük çalışmalar neticesinde hak ettik ve şu anda Soma'mız il bazında şube şeklinde devam ettiriyoruz. Şubemiz tüm gazilerimizi kucaklamakta, tüm şehit ailelerimizi kucaklamakta. Her etkinliğimizde, her toplantılarımızda onları ayırmadan, onlarla beraber protokolümüzle, garnizon komutanlarımızla, kaymakamımızla, belediye başkanımızla, bütün kurum kuruluşlarımızla münasebetlerimizi devam ettirip birbirimize saygı sevgi çerçevesi içerisinde bu günlerimizi böyle yad ediyoruz. Allah'a şükür sıkıntılarımız var mı? Var ama artık onları belirli yerlerle, belirli kurum kuruluşlarla yerine getirip devam ediyoruz. Yani şu anda huzurluyuz, mutluyuz. Devletimizin ve milletimizin bize sahiplenmesinden gurur, onur duyuyoruz. Sağ olsun yüce devletimiz, ne eksiğimiz varsa, ne sorunlarımız varsa yetişebildiği kadar yetişiyor, onlara el atıyor. Biz de burada önce Cumhurbaşkanımıza, sonra Başbakanımıza ve bakanlarımıza ve ilçemizin kaymakamlarımıza, garnizon komutanlarımıza, belediye başkanlarımıza, siyasi parti liderlerine, bütün kurum ve kuruluşlara, okullardaki müdürlerimize, talebelerimize kadar hepsinden memnunuz. Gereken saygıyı, sevgiyi bize gösterdiklerinden dolayı kendilerine de sizlerin huzurunda ayrıca teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bak, adaya gemilerle çıkartma yaptığımız yer, şu gördüğünüz fotoğraf. Onun hemen 50 metre bu tarafında Yavuz Üsteğmen'in kucağında ilk şehit verdiğimiz yer, adaya indiğimizde. Ondan sonra boğazı geçtik, boğazda bu boğazın şu ağaçların bu tarafında askeri çadır hastanesi vardı. Şimdi orası şehitlik oldu. Orada da şurada Mesur Şanlı kardeşimizi toprağa verdik. Kıbrıs şehidi. Burada da Halil İbrahim Karaoğlu'nun 50. Alay Komutanımız. Halil İbrahim Karaoğlu evin önünde Ercan Binbaşı'mla beraber İbrahim Çavuş'la üçü orada şehit verildi. Efendime söyleyeyim. Harekat 5.55'te başladı. 10'da 8 köy kurtarılmıştı. Yani ordumuzun o günkü hedefi. Mesela bomba düşen ev. O bomba düşen evde canlı varsa askerlerimiz koşturuyor, çıkarıp kurtaracaklar. Mesela Magosov ve Homorfa'yı kurtardık diyor. Burada
Komutanım Turgut Ertaş Albay'ım, namı yüzbaşım Abdullah Başör, ben de direksiyondayım. Burada gördüğünüz savaşın nedenlerinden Türk kardeşlerimizi toplu katliam evin içerisinde hepsini öldürmüşler. Aynı şekilde 57 tane Türk köylüsü çukurlardan çıkarılıyor. Savaşın nedenlerinden bazıları. Şu dehşet çukuru dedikleri 71 tane talebe, okul çocuklarının tamamını, 71 çocuğu köy okulunda çukur kazıyorlar, benzin döküp yakıyorlar, üzerine kum atıyorlar. Bakın görüntüsü burada. Biz bunu orada birebir gördük, yaşayanlardanız yani. Bu da yine benim bir anım. İsmim de yazılıdır burada. Girne Ozanköy. Şu anda orası birleşti ama İmam Hacı Ahmet Bey, Mücahit Selim. Bu da ben. Köyün imamı Öpen Nazım Öz görülüyorlar diye ismim de yazar burada. Savaş içinde onda bir Yeni Asır gazetesi çekmiş. Sonra bize arkadaşlarımız bana mektup içine göndermişlerdi. Makaröz'ün sarayına Türk bayrağının çekilişi, arkadaşlarımızın çektiği bayrak. Yani Makaröz, EOK'cıların Makaröz dedikleri şerefsizin sarayına Türk bayrağının çekilişi, adayı ele aldıktan sonra ki şu batan Kocatepe gemimiz, bu gemide 38 tane şehit verdik. Bu geminin içerisinde 38 denizci kardeşimiz kurtarılamadı. Çoğu kurtarıldı ama 38'i orada şehit verdi. Gelen şehitlerimiz Çanakkale şehitlerinden sonra, Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlerden sonra terörle mücadele şehitlerimiz, işte bu Kıbrıs şehidimiz, bu Gelenbeden, Tahir Aymaz, İllaslardan, Emin Karapınar, Kırkağaç'tan, Çobanlar Köyü'nden, Rıdvan Kopan Kırkağaç'tan, bu Bayram Ay Kırkağaç'tan, şu Muşun Keskin benim dayımın oğlu, bu da Beyce'den, bu çocuk da en son polis şehidimiz biliyorsunuz. Karakola emniyet binamız adı verilen. Kampta çektik. Çünkü her gazimizin burada başkanlık yapma hakkına sahip olduğunu anlatan bir tablo olsun istedim. Ve bunu Ankara'dan Genelkurmay'dan Paşa geldiğimizde sağ olsun tebrik etti. Anlayışınızdan, düşüncenizden dolayı sizi tebrik ediyorum dedi. Genelkurmay'dan böyle ziyaretimizle gelen bir tuğgeneral. Alnımızdan öptü. Bunu bu şekilde yaptığımız için. Kampta içeride. Buraya benim ziyaretime geldi. Savaşta beraberliğimiz vardı kendisiyle. Rahmetli Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın şeref defterimizi imzalarken kendisi, derneğimizin ilk açılışı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanı'la görüşmelerimiz, Cumhurbaşkanı'nı karşılamamız gündüz beder salonunda, Gaziler Günü törenlerimiz, SİHAŞ müdürleri, işte, emniyet müdürlerimiz, şehit cenazelerimiz, şehitlerimizin cenazesi, gazimizin cenazesi. Şu gazimizin cenazesi. Aynı şehit cenazesi, gazinin cenazesi aynıdır. Gaziler bile vefat ettikten sonra aynı şekilde şehit cenazesi gibi defnedilir. Bu da tüm gazilerimizin madalya töreni. Grup grup. Hepsinin devletten gelen madalyalarını takdim ettik.